düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Norveç'te NATO tatbikatı sırasında düşman liderler simülasyonuna Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerleştirilmiş, sonrasında büyük bir skandal patlak vermişti. O skandalın ortaya çıkmasını sağlayan binbaşı Ebru Bozkurt terfi ettirildi. Kocaeli'deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü Komutanlığı'nı yürüten ve ilk kadın Deniz Hava Komutanı olan Bozkurt, artık Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görev alacak. Gösterdiği titizlikten dolayı terfi aldığı ifade edilen Bozkurt, görevine bundan sonra karargahta devam edecek. Skandalın devlet zirvesine iletilmesini sağlayan Ebru Bozkurt, FETÖ mağdurlarından, FETÖ'nün kumpas davalarından, İstanbul casusluk davasında yargılanıp 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Binbaşı bu sürede Almanya'da yaşamak zorunda kalmıştı. Kumpas ortaya çıktıktan sonra görevine geri dönen Bozkurt, kasa uçaklarında Türkiye'nin ilk taktik koordinasyon subayı olarak da yer aldı.